Merhaba arkadaşlar, kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Adalet Bakanlığı'nın personel alım sonuçları açıklanmıştı. Tüm açıklayan adliyelerin linkini web sayfamıza ekledim. Ayrıca hala bakmayan arkadaşlarımız varsa, problem yaşayan arkadaşlarımız varsa, ilginlikleri paylaşacağım. Sizler de tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu süreçte icra katipliği ya da zabıt katipliğine aynı anda başvuru yapan arkadaşlarımız var ve aynı güne sınavlara gelirse ne yapacağız diye soruyorlar. Diyelim ki ki arkadaşlar A adliyesine başvuru yaptınız, B adliyesine başvuru yaptınız. İki adliyede de aynı gün sınavınız var. Bu durumda yapmanız gereken öncelikle işlem adliyenizi aramak olacaktır. Daha sonrasında adliyeler ilana çıkacaklar. Diyelim ki sınava gireceğimiz adliyeler çakıştı. Dilekçe vereceğiz arkadaşlar. Bu dilekçe sonucunda en yakın zamandaki süreçte belirtilen adliyede sınavımıza girebiliriz. Fakat bazı adliyeler böyle yaparken bazı adliyelerde duyuruya çıkmamaktadır. Bu nedenle sağlıklı olarak pazartesi günü günü sınavlarınız çakışıyorsa mutlaka adliyelerinizi arayın ve talepte bulunun arkadaşlar. Bizler de bu süreç içerisinde bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bazı adliyelerde barkodlu HES kodu istenilmektedir. Barkodlu bir şekilde HES kodunu nasıl oluşturabiliriz? Bu konularla ilgili videolar kanalımıza yüklenecek. Süreç içerisinde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bilgilendirici videolarımız devam edecek. Sizler sadece kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Ayrıca şu noktayı belirtmek istiyorum. Yapmış olduğunuz yorumlar için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince sizlere yetişmeye çalışıyorum çünkü tek başıma yapılan yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu nedenle cevap veremediğim arkadaşlarım lütfen kusura bakmasınlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.